Getirdiniz mi istediğini? Kösteban nerede? İşte burada. Ona böyle kötü davrandığına inanamıyorum. Buna pişman olacaksın. Bu kadar kötü biri olduğunu bilmiyordum gölge. Karışımı aldıktan sonra hemen buradan gideceksin, yoksa seni şikayet ederim. İstediğiniz yere şikayet edin. Kimse beni yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Eda Hanım da benim kötü olduğuma inanmıyor ki. Baksanıza şu sevimliliğe. Oysa ben çok kötüyüm. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan o karışımı bana verin. Kustanımcı nerede kaldı? Karışım onda. Gölgeyi biraz daha oyalayalım. Gölge, biliyor musun? Bu karışımı sana vermekle iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İyi mi? Evet, iyi. Çünkü işin sonunda senden kurtulmuş olacağız. Seni çok bilmiş seni. Pardon Aslan amca. Çocuklar bazen benim sinirimi bozuyor da. İyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulur gölge. Köstebanı bize ver. Ah Aslan amca. Ben de istemezdim böyle olmasını ama ben o karışımla neler yapacağımı bilsen. Karışım sana ait değil. Kösteban sayesinde bana ait olacak. Hem de sonsuza dek. Pelin. Pelin. Gider ayak. Daha da kalabalıklaşıyoruz öyle mi? Ne güzel. Ben de gitmeden bir parti vereyim demiştim. Ay ne güzel espri yaptım ama. Pekala, önce köstebanı bırak. Önce karışımı ver küçük. Bak, bakalım beni kandırıyor musunuz? Sözler neydi sözler? Mutluluk dünya kadar, saklanacak çok yer var. Mutluluk dünya kadar, saklanacak çok yer var. Mutluluk dünya kadar, saklanacak çok yer var. Mutluluk dünya kadar. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bununla hiçbir şey olmadı işte. Hiçbir şey olmadı. Kösteban, kösteban'ı ver. Kösteban mı? Alın size kösteban. Kösteban. Ya, beni kandırırsanız cezasını da böyle çekersiniz işte. Kösteban, iyi misin? İyi misin kösteban? Sen de beni kandırdığın için cezanı çekeceksin gölge. Kösteban. Kovuldun. Kösteban. Kızlar. Kösteban, iyi misin? Çiçeği. İyi misin? Herkes uyudu mu? Evet. Köstebek gillere benim yatağımı verdim. Ben de seninle uyurum diye düşündüm. Tabii canım. Sen nasıl istersen. Pelin, bütün bu olanlar için çok üzgünüm canım. Eğer ilk başta size inanıp gölgeyi gönderseydim bütün bunlar olmayacaktı. Bilemezdin ki teyzeciğim. Hem gölge artık bizi istese de rahatsız edemez. Meğer sizler nelerle uğraşıyormuşsunuz. Artık sen de varsın. Sen de bize yardım edersin. Gerçi gölge yokken çok daha rahat edeceğimizden eminim. Bundan böyle sonuna kadar yanınızdayım. Hadi bana biraz köstebekillerden bahset. Nasıl tanıştınız? Ablam biliyor mu? Annem mi? Hayır. Onları gördü ama hep fare sandı. Bu bizim kendi aramızda küçük bir sırrımız. Tabii artık seninle. Sana söz veriyorum Pelin. Sırrınızı hep saklayacağım. Çünkü iyi arkadaşlar böyle yaparlar. Sırları saklarlar. Canım benim. Ben arabayı çalıştırayım. Hadi gidiyoruz. Oyalanmayın. Pikniğe gitmeyeli uzun zaman olmuştu.
Şöyle güzel bir güneşleneyim diyorum Fırıkkucuğum. Geldik. Diğerleri nerede? Köstan amca ve dede karışım için çalışacaklarını söylediler. Köstebek baba da onlara yardım edecekmiş. Köstebek annenin de yapacak işleri varmış. Köstebek ise dün geceden beri hala uyuyor. Kuyuya düşünce çok korkmuş olmalı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Gölge de hak ettiğini buldu. Sonunda o olmadan rahat bir nefes alacağız. Sahi, onun karışım diye içtiği neydi? Suydu galiba. Bilmem. Köstan amcam bir şey yaptı ama. O zaman bütün bunları arkamızda bırakarak pikniğimize gidelim. Şöyle güzelce eğlenelim. Hadi bakalım. Kimse bizi rahatsız edemez. Evet. Etrafınızdaki her şeye çok dikkatli davranmanızı istiyorum. Tamam dede. Ağaçlara, hayvanlara unutmayın, burası onların evi. Tut bakalım. Şöyle görelim. Boyoz süslü. Neden yanımıza gelmiyorsunuz? Burayı sevmediniz mi yoksa? Ben buraya bayıldım. Keşke gölde de gezebilsek. İsterseniz bunun için bir şeyler yapabilirim. Aa, sahiden mi? Acaba ne yapıyor? İşte bu gemi seni taşır. Bununla gezebilirsin. Siz gidin. Ben biraz daha bronzlaşacağım Fırıkkucuğum. Edo ablacığım, sırtıma biraz güneş kremi sürer misin? Tabii boyacığım. Gölgenin hayatımızdan çıktığına hala inanamıyorum. Neden? Bizi yapmadığı kötülük kalmamıştı. Bir keresinde babamı ve Köstan amcayı bile kaçırmıştı. Ama biz onları kurtardık. Çok üzüldüm Boya. Bu adamın bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Neler neler. Anlatsam roman olur. Evet, güzel roman olur. Anılarımı bir kitapta toplamalıyım. Kahraman boyacan ve maceralarla dolu hayatı. Hemen çalışmalara başlamalıyım. Kitabımda en çok yeri de Pelin'e vereceğim. Öyle mi? Evet, çünkü Pelin çok iyi bir dost. O olmasaydı birçok şeyi yapamazdık. Harika bir kız, harika. Nasıl, zevkli mi? Çok zevkli. Pelin, ip atlayalım mı? Olur. Ben de oynayabilir miyim? Tabii ki, gel sen de. Önce ben. Tamam, önce sen. Fırıkkula.
bir kuş geldi. Uzun zamandır onu görmedik. Acaba şimdi ne yapıyordur? Çok komik değil mi? Ya da çatıda oturmuş etrafı gözetliyordur. Kimse yok diye canı sıkılmış olmalı. Baykuş mutlaka yapacak bir şeyler bulur. Merak etme. Haklısın. Pelin, Caner, yemek hazır. Sona kalan dona kalsın. Doydunuz mu çocuklar? Hem de nasıl. Teyze, sen yemek yapmayı mı öğrendin? Yok, bunları hazır aldım canım. Ama azimliyim, öğrenmeye çalışıyorum, başaracağım ben. Annemden öğren Eda abla, annem sana öğretir. Evet, annem harika yemek yapar. Ayrıca ben biraz daha yiyebilirim. Acıkmışım da. Boyo, etrafı çöp atmamalısın. Yoksa bu güzelim park çöplüğe döner. Özür dilerim. Çocuklar haklı. Gitmeden önce etrafı temizlemeliyiz. Hadi. Hadi o zaman. Çöpleri buna koyalım canım. Artık gitme vakti. Çok güzel vakit geçirdik. Evet, yine gelelim. Geliriz tabii. Keşke fotoğraf makinesini getirseydik. Aa, nasıl unuttum? Bende var. Hadi siz geçin, poz verin. Ben de çekeyim. Hadi. Şuralara yine bir şeyler kalmasın. Yaşam kaynağı. Onu her zaman temiz tutalım.